Ne yapacağız Memati? Yapacak bir şey yok usta. Ölmeyi hak ettiler. Onlara bin kere sen, bin kere ben söyledim abi. Hala uçkurları yüzünden başlarını derde sokup seni burada düşmanlarına muhatap olmaya mecbur bırakıyorlarsa, ha bir de üstelik sana şantaj yapılmasına neden oluyorlarsa ölmeyi zaten hak ettiler. Bu ne ya? Tilki yapmasa biz yapalım usta. Yoksa önünü alamayız. Haklılığına bir şey demem Memati. Haklısın. Ama çarık da olsalar, çürük de olsalar onlar adamlarımız. Samuel'i veremem Tilki'ye. Abi, Samuel Van'ın ölmüş. Sizinle. İçinizde şanslı olan yaşayacak. Hanginizden başlayayım? Efendim bu olay hakkında neler Nizamettin Bey? Samuel Van'ın ölümünden önce en son avukatın Nizamettin Güvenç'le görüştüğü belirtildi. Avukat Güvenç konuyla ilgili açıklama yapmazken yetkililer aracın altına bombanın seyir halindeyken koyulmuş olabileceğini ifade etti. Nizamettin'le görüşmem lazım. Abdülhey çıkmış mı bak Memati. Tamam usta. Ofiste bekliyorum. Görüşmek üzere. Abdülhey çıkmış usta. İlk fırsatta gidip yüzümü değiştireceğim. Sen de değiştirme Mati, tavsiye ederim. Thank you.
Efendim. Nasılsın? İyiyim. Bir şey mi oldu? Yok, merak ettim sadece. Yalnız mısın? Yok, annemler burada. İyi. Bir şey mi oldu Polat? Yok, bir şey olmadı dedim. Aslında oldu. Biraz karışık ortalık. Evden çıkma olur mu? Söylemeyecek misin? Sonra konuşuruz Elif. Selam söyle herkese. Peki. Ne olmuş? Bilmiyorum ki. Beyefendinin ağzından bir şey almak mümkün değil ki. Samuel Vanunu 48 yaşında evliydi. Öldürmüşler mi? Yazık. Bombalı suikast sonucu hayatını yitiren Samuel Vanunu, Musevi cemaatinin önde gelen simalarından biriydi. Finans sektörünün önce isimlerinden Samuel Vanunu, çok sayıda vakfın başkan ve başkan vekilliğini de yürütüyordu. Kimi öldürmüş acaba? Bir carçurt örgütü üstlenir, 3-5 kişi gözaltına alınır, ondan da bir şey çıkmaz. Sonra biz yıllar boyunca sorarız bu adamı kim öldürmüştü diye. Yok Hikmet abi. Bu sefer bu iş faili meçhul kalmaz. Polat'ın etrafındakiler tek tek gidiyor. Lazia'yı içeri aldılar. Samuel Vanunu öldürüldü. Arkadaşı mıydı Polat'ın? Pek arkadaşlık denmez Nazif anne. Bu işlerde ya ortaktırlar ya değildirler. Arkadaşlık, dostluk yoktur. Allah herkese güzel bir hayat, güzel bir ölüm nasip etsin. Amin. Şanslısın. Kim yaptı? Safiye'nin telefonu hiç çalmıyor bile. Düşmüyor, ne oluyor? Polat'ın da telefonu sürekli meşgul. Samuel yüzünden herhalde. İçim daralıyor Kılıç. Kızım nerede? Başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Buyurun. Nasıl olmuş? Bana geldi. Biraz konuştuk. Sonra çıktı. Güvenliği olağanüstüdür Samuel'in. Bomba büyük ihtimalle yolda seyir halindeyken başka bir araç tarafından yerleştirildi. Bunu yapacak teknoloji Mossad'dan başka kimde var? Samuel'i siz öldürmediniz değil mi? Tanrı'ya inanıyor musun? Yok. Allah'a inanıyorum. Bak
Bakalım Tanrı bu işe ne diyecek? Tanrı diyor ki bir daha dene. Tanrı diyor ki... Samuel Avanone Ubit. Ne previri Aminia? Şanssızsınız. Ben sizin yerinizde olsam bugün ölmek isterdim. Etapuskay. Skajita, Polat, Alemdara za Samuel Spasiba. Önce Mehmet Karahanlı ölüyor, sonra Samuel Vanunu. Yok arkadaş, yok. Bunlar Türkiye'yi yeni bir yola sokuyorlar. Ne yoluna sokacaklar Hikmet abi? Levent'e banka binasını uçurdular. Galatasaray'da İngiliz konsolosluğunu. Sonra sinagogu. Ne oldu? Türkiye'de ne değişti? Demek ki o sefer bir şey değişmedi, bu sefer bir şeyler değişecek. Kızım, bir de evde sıkıldığını söylüyorsun. Televizyonu aç bak, sıkılmazsın. Her gün bir hadise. Haklısın anne. Her gün bir hadise. Ben de canlı yayın gibi oturup seyrediyorum buradan. Polat sağ olsun. Evime bütün Türkiye'deki olayları canlı canlı gösteren cihaz kurdurdu. Kızım, sen eskiden sürekli şikayet etmezdin. Ne oldu sana? Ne olacak Nazife anne? Zengin oldu. Ya size ne oluyor? İnsanlar ölüyor sokaklarda. Ve siz burada birbirinizi öldürmek istiyorsunuz. Hiçbirinizi tanımak mümkün değil. Halinizin, vaktinizin kıymetini bilmeniz için... ...illa başınıza bir şey mi gelmesi lazım? Yok Ömer baba. Aslında başımıza gelenler yeterli. Başımıza gelmeyen kaldı mı? Ölenler, vurulanlar... Aslında ölmeyenler, ortadan kaybolanlar, kaçırılanlar, meslek sahibi olanlar, olamayanlar, batanlar, çıkanlar, işsiz kalanlar, ev kadını olanlar. Bilhassa annemle Nazife anne. Benim bu evde oturup da niye şikayet ettiğimi anlamıyorlar. Ha bir de Eren. Doğru aslında. O kadar eğlenceli bir yer ki burası. Hem hatıralar da var geride bıraktığımız. Benimle hatıralarımı paylaşmak ister misiniz? Sadece bir kez. Ömrünüzde bir kez. Benim için gerçek. Sizin için uydurma olanla yüzleşmek ister misiniz? Ha? Şu an size cevap veremiyorum. Lütfen mesaj bırakın. Elif, hayatım benim. Az önce geldim. Saat gece yarısını çoktan geçti. Feci yorgunum. Gözlerim kapanmak üzere. İstedim ki uyumadan önce söyleyeceğim son cümle seni seviyorum olsun. Hatırlayacağım son şey sen. Seni çok seviyorum Elif. Seni çok seviyorum. Yanında olsaydım Elif. Elif, seni çok seviyorum. Sana aşığım. Senin için ölürüm. Yok yok. Senin için yaşarım. Elif. Evet. Halimize şükretmek lazım.
Tabii ki Samuel'i ben öldürmedim. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Düşünmedim. Sordum. Bu çok kötü oldu. Samuel Vanunu'nun ölümü bütün dengeleri alt üst edecektir. Kimin öldürdüğünü bulacağız. Tilki mi? Hayır. Benden Samuel'i öldürmemi istedi adamlarımı kaçırarak. Ona hayır dedim. Samuel çok çok önemliydi. Samuel'in ölümü içte ve dışta büyük tepkilere yol açacak. İlişkilerimiz askıya alınacak. Devleti de bu iş zor durumda bırakacak. Bizi de. Biliyorum. Bu işten kendimizi aklamamız lazım. Bunun bir tek yolu var. Nedir? Riskli bir yol. Ama bence tek yol. Temiz toplum diye bir kampanya başlatmak. Ve bu kampanyanın öncüsü olmak. Eğer bunu biz başlatırsak, sınırlarını biz çizeriz. İstediklerimizi suçlu, istemediklerimizi masum ilan ederiz. Sence Samuel'i öldüren güç, artık her kimse buna izin verir mi Nizamettin? Onlar, her kimse, sadece maçın birinci raundunu kazandılar. Henüz maç bitmedi. Bir değil, iki. İki? Mehmet Karahanlı bir, Samuel Vanunu iki. Toplumun önündeki şahısları öldürmek o kadar çocuk oyunu değil. Onların gücü varsa, Türkiye'yi bir yere sürüklemeye çalışıyorlarsa, bizim de gücümüz var. Biz de aksini ispatlamaya çalışacağız. Çıkış noktan olarak ne düşünüyorsun? La Ziya'nın vekilliğinden ayrılmak ve mafyanın her türlüsüne savaş açmak. Benimle mi savaşacaksın? Seninle birlikte savaşacağım. Samuel, neden senin yanındaydı? Ölmeden önce ne konuştu seninle? Seninle ilgili şeyler söyledi. Neler? Yanıldığını. Sana ilk başta karşı çıkmakla büyük hata yaptığını. Ve seçimimizin ne kadar doğru olduğunu. Herhalde Ruslara yaptıkların onu etkilemiş. Samuel işiyle ilgili bir gelişme var mı Esat? Hayır efendim. Araştırmalar sürüyor. Bombanın menşeiyle ilgili bir bilgi var mı? Efendim. Mıknatısa arabanın altına yerleştirilmiş. Kuvvetle muhtemel yolda yerleştirilmiş. Buna benzer bir suikast İsrail'de Filistinli lidere karşı gerçekleştirilmişti. Adamı Mossad koruyorken nasıl Mossad gelip adamın arabasının altına bomba koyacak? Araştırmaya devam edin. Peki efendim. Ayrıca Ankara'dan olayı araştırmak için özel birlik çıkarılmış. Sadece bunun için mi Esat? Bildiğimiz sadece bunun için efendim. Samuel Vanu'nun ölmesi büyük hadise Esat. Bunun muhakkak yansıması olacaktır. Devlet gücünü belli noktalara göstermek zorunda. Bir arayalım bakalım, bir operasyon düşünüyorlar mı?
Allah kahretsin. Bu telefonlarda bir şey var. Ben burada duramayacağım Kılıç. Polat'ın yanına gidelim. İstersen ben gideyim Nergis. Hayır, ben de geleceğim. Hadi. Abi Ankara'dan başlatmışlar operasyonu. Herkesi içeri alacaklarmış. Kim düğmeye basmış? Doğu Bey Ankara'ya bizzat gidecekmiş. Duruma müdahale etmek için. Listede biz var mıyız? Söyledikleri kim varsa bir süreliğine ortadan kaybolsun. Memati. Halo'ya, Tunca'ya, İplikçi'ye haber ver. Kaybolsunlar. Kılıç. Kılıç bir yere gidemez. Ne oldu Erhan? Abi Nevzat aradı. Bırakmış mı Tilki? Nevzat'la Pürmüz'ü bırakmış abi. Diğerleri? Vurmuş abi. Kafalarına sıkmış abi. Nevzat'la Pürmüz nerede? Abi bizim yüzümüz yok. Abi bizi affetsin dediler, telefonu kapattılar. Hep benim yüzümden oldu Polat abi. Benim yüzümden öldüler. Tamam Erhan. Aşağılık. Yalancı şerefsiz. Bana 24 saat. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Başlayabiliriz efendim. Bugün Türkiye için kara bir gün. Türkiye yetiştirdiği evlatlardan birini daha kör teröre kurban verdi. Samuel Vanon'u, ömrünü, enerjisini, birikimini, bu ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve zenginleşmesi için vakfetmiş, bu topraklardan aldığını bu topraklara fazlasıyla ödemeye çalışmış bir iş adamıydı. Samuel Vanunu'nun arabasının altına yerleştirilen bomba sadece bir şahsa, bir gruba, bir cemaate değil, toplumun en önemli dinamiğine yerleştirilmiş ve patlatılmıştır. Bu dinamik ise Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, Balkanların ve Kafkasya'nın tek model ülke olma dinamiğidir. 25 yılı aşkın süredir avukat müvekkil ilişkimin haricinde eşsiz bir dostumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Terörün tek amacı vardır. İnsanlarda panik, korku, yılgınlık, ümitsizlik yaratmaktır. Terör tek tek istisna kabul etmeden, ayrım yapmadan, bütün hanelere girmeden evvel sokaklarımızda kol gezer. Bugün İstanbul'da terör canımızı yakmıştır. Ama biz bu ülkeyi seven, bu ülkeye inanan aydınlar olarak terörün amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Mafya içine hangi sıfat katılırsa katılsın, hangi türden olursa olsun terörün yeşereceği zemini hazırlar. İllegalitenin olduğu yerde her türlü habis düşünce kendine ilerleme alanı bulur. Mafya bugün Türk toplumunun önünde en büyük düşmandır. Ve ben, Nizamettin Güvenç, 25 yıllık hukuk geçmişimi, bize ilk öğretilen savunma hakkı kutsaldır düsturunu bir kenara iterek, bugünden itibaren mafya mensubu olmuş, çete oluşturmuş, organize suça bulaşmış, bu ülkenin yetiştirdiği değerlerin canına, malına, namusuna kastetmiş, hiçbir zanlıyı savunmayacağımı
beyan ediyorum. Bunun başlangıcı olarak kamuoyunda Laz Ziya olarak bilinen armatör Ziya Yılmaz'ın isnat edilen suçları reddetmemesi üzerine avukatlığından ayrıldım. Ben bu yolda küçük bir adımım. Türkiye'yi temiz, aydınlık, parlak günlere götürmek adına bir hukukçu olarak adımımı şahsım adına küçük, ülkem adına büyük addediyorum. Ya birlikte var olacağız, ya hep birlikte bu mafya denilen, bu terör denilen bataklıkta boğulacağız. Bunun kararını yüce Türk milleti verecektir. Ben Safiye'yi aramadım. Baş başa görüşmek istediğini söylemişsin. Hayır. Seni aradım. Telefonun hep meşguldü. Hayır, kimseyle konuşmadım. Yani sürekli. Benim kızım nerede? Safiye'yi kim kaçırdı Polat? Nergis Hanım. Nergis Hanım. Şu anda evde yokum. Lütfen mesajınızı sinyal sesinden sonra bırakın. Elif, ben Ali. İstanbul'dayım. Anne, pusatı kesin görebilecek miyiz? Evet kızım. O yüzden gidiyoruz. Deden? Deden bir süre cezaevinde olacak Selvi. Polat abi nasıl izin verdi pusatı görmemize? O da artık bizim bir aile gibi yaşamamızı istiyor. İsviçre'de. İsviçre'de. Usta, Samuel'i de Safiye'yi de en son Singapur üzerinden bir numara aramış. Numara kime ait Memati? Numara kimseye ait değil usta. Sadece dün için satın alınmış ve bugün geri verilmiş. Kim almış numarayı, kim vermiş? İçi boş bir oyuncak şirketi. Kimseye ulaşılamıyor. Telefon üzerinden kilitlemişler arabasını. Elektrik aksamına sinyal yollamışlar. Bunu nasıl yapabilirler ki usta? Elektronik beyni olan arabaların çalınma riskine karşılık uydu üzerinden aracı kilitleme opsiyonu var. Onu kullanmışlar. Çocuklara söyle telefonlarını değiştirsinler. Yeni numaralar, yeni cihazlar alsınlar. Tamam usta. Bu saatte kiminle konuşuyor? (Gülüyor)
Çocukların telefonu da meşguldü şu usta. Eve gitme Mahdi, çabuk. Elif hiçbir yere çıkmayacak. Tamam usta. Varır varmaz bana haber ver. Allah'ım ne olur evin telefonu dijital olmasın. Bizi diri diri gömecekler. Duyuyorsan telefonu aç. Elif, sakın evden çıkma. Memati oraya geliyor. Sakın evden çıkma. Telefonunda bilinmeyen numaralara, tanımadığın numaralara cevap verme. Elif, lütfen bu mesajı alır almaz beni ofisten ara. Safiyem. Safiyem. Efendim, Fox'tan gelen ilk mesajın tarihi bu. Tilki'nin geldiği tarihi. Efendim, adresi bulduk. Gidiyoruz. Yenge evde mi? Az önce çıktı abi. Nereye gitti lan? Abi bilmiyorum, çıkmam lazım dedi. Gelmeyeceksiniz peşimden dedi, gitti. Nasıl bırakırsınız lan? Nasıl? Sizi buraya korkuluk mu diktik? Ne tarafa gitti? Hepiniz telefonlarınızı değiştireceksiniz. Sıfır kart, sıfır cihaz. Bilmiyorum Ali.
kaçıncı diaspora hallayım? Nedir beni İsrail'in çektiği? Bir de Türklere göçebe derler. Hadi evladım, Bodrum'a tatile gitmiyoruz. Çabuk dedim. Daha kaç kere söyleyeceğim canım? Ben bekliyordum. Samuel Meşiyah'tir ama en azından arabasının altını görebilseydi canım. Abi haberler iyi. Oh, çok şükür abidin. İyi bir şey duymaya hasret kaldık. Abi içerideki arkadaşlarla konuştum. Bir asmakat ayarlamışlar. Allah esirgesin. İçeriye düşersek rahatımız iyi. Bu mu iyi haber lan abidin? Sadece bu değil abi. Biz adliyeden cezaevine intikal edene kadar, müdür odasından koridorlara, koğuşlardan helaya kadar her yer dedetelerle ilaçlanacak. Çapsız çapsız konuşma abidin. Yemin ederim ben bir şey yapmadım abi. Zaten seni ziyaret edeceğini söyleyince herkes tedbirini aldı. Yiğit ölür, namı kalır. Herkes sizin namınızı biliyor abi. Abidin, bu belayı atlatır atlatmaz seninle yollarımı ayıracağım. Yeter kardeşim. Çapsızlık da bir yere kadar. Abi bizim yakalanma lüksümüz yoktur. Ben tedbir cihdinden hareket ediyorum. Konuştun mu arkadaşlarınla abidin? Herhangi bir operasyon var mıymış güzergahımızda? Konuştum abi. Türkiye'nin bütün yolları bize açık. Gör bak abi. Ben seni Rize'nin yaylalarında nasıl yaylayacağım? Bir daha İstanbul'a gelmek istemeyeceğiz. Allah'ım. Unutkanlıktan ve çapsızlıktan sana sığınırım. Biz hazırız Halil İbrahim Bey. Biz de hazırız. Taşıyayım dayı. La Süleyman, ömründe padişah fotoğrafımı taşıdım. Ben taşırım. Sen de taşımadın ki dayı. Lan senelerdir senin gibi bir kralı sırtımda taşıyorum. Hazreti Süleyman. Lan şimdi siz beni Mokoko'ya götürmek için uçağa bindireceksiniz. Ama benim hiç aklım almıyor. Lan havaalanları hep tutulmuştur. Bizim uçağımızla arabamızla aranmaz Halil İbrahim Bey. Lan seni hakikaten Mokokolu yapmışlar. Hiç bu memleketi tanımıyorsun. Lan gün gelir uçakta mal taşırsın. Gün gelir cenazeni memleketine sokamazsın. Hele siz arabanıza binin. Uçağınıza girin. Lan ben nasıl olsa bir yol bulur gelirim. Ama efendim. La sözüm söz, sefir. Geleceğim. Siz hele yolunuza çıkın. Gerisi Allah kerim. Dayı bari kralı biz götürelim. Kral bana lazım Süleyman. Gözünü dört aç diyeceğim. Lan bir tanesini zor açıyorsun. Hı.
neredesin Elif? Esat, ben büyük ihtimalle akşam Ankara'dan dönerim. Bir değişiklik olursa haber ver. Emredersiniz efendim. Abdüley'le de irtibatlı olun. Görelim bakalım neler oluyor Ankara'da. Taraf temiz efendim. Tilki nerede? Her tarafa baktık. Yok, çıkmış. Düştük.
Evladım her şeyi aldınız mı? Aldık efendim. Aldınız da bunlar ne? He? Sizin yüzünüzden sabahtan beri buradan çıkamadık. İnşallah. Allah'tan son dileğim. Şimdi kapı açılır. Polisler içeri girer. Hepimizi tutuklarlar. Ondan sonra mahpushane damlarında Nedim Bey 20 milyon. Nedim Bey 20 lira. Nedim Bey 2 lira. Nedim Bey 2 kuruş diye sürüm sürüm peşimde dolanırsınız. Ah. Aman yarabbim. Nedim Bey, emniyete kadar gideceğiz. Canım hadi telefon dinliyorsunuz. Mekan dinliyorsunuz da Allah'ımla aramdaki diyalogları da dinliyorsunuz. Yapmayın canım. Allah'la kul arasına niye giriyorsunuz? Günahtır. He? Çevirme ne abidin? Asayiş abi. Hani güzergahımızda çevirme olmayacaktı abidin? Bizim güzergahımız değil ki abi. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlara yanlış güzergah verdim. Bittik abidin. Bitirdin beni. Panik yok abi. Bir dinleyelim bakalım. Arkadaşlar ne arıyorlar? Arkadaşların bizi dinlemişler ki burada durduruyorlar abidin. Tuncay Bey, arabadan inebilir misiniz? Emniyete kadar gideceğiz. Konu neydi arkadaşım? Siz de abidin Bey. Mevzu öğrenmenin tek yolu var abi. Emniyete kadar gitmek. Bizi durduramazsınız. Benim dokunulmazlığım var. Bu arabanın dokunulmazlığı var. Efendim bize verilen emir böyle. Emniyette ifadenize başvuracağım. Sizin de kimliğinizi görebilir miyim? Gerek yok. Aradığınız ben. Halil İbrahim Kapar ben. Biter, dibinde keklik öter, eşkıyadan da beter, Uslan ve Halil İbrahim. Biz yine de şarkı söylemesek, mefta taşımıyoruz ama... Da tamam hoca efendi. Senin sevdiğin makamdan söyle, oradan gireyim. Hanımın öğrettiği bir şey vardı. Rahmetlik. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydür dervişi baba, annem baban toprağıdır. Sistemde bir arıza var efendim.
Polat, ben Safiye. Safiye sen misin? Evet benim. Polat başım dertte. Neredesin? Şu anda sana yerimi söylemem mümkün değil. Senin sen olduğuna inanmam için sorduğum soruya cevap ver. Abinin ilk ismi ne? Polat benim. Şu anda bunları konuşma imkanım yok. Lütfen bana yardım et. Benim için tek başına Yedikule zindanlarına gel. Tek başına. Yoksa beni öldürecekler. Safiye değil. Ne istiyorlar abi? Tek başıma onların istediği yere gitmemi. Abi tuzak. Gitmeyeceksin değil mi? Hazırlasınlar. Kimse peşimden gelmeyecek. Memati arar aramaz bana ulaşmaya çalışın. Abi. Mehmet Karahanlı'nın kızı için neden kendini de bizi de yakıyorsun? Kimin kızı olduğunun ne önemi var? Beni istiyorlar Abdüley, anlamıyor musun? Elif! Benzin! Geri! Ne? Geri çıkın! Kaç! Ay! Herkes arkasına koyun! Koşun! Koşun! Geldim geldim! Koşun! Geriye! Thank you.